Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sınırın sıfır noktasında önemli açıklamalar var. Şimdi detayları öğreneceğiz. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun telefon attığımızda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'la İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi. Hudut güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu bakan ve öncelikle İran hududuna ilişkin olarak mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızla üst bölgemize ilave takviyeler yapıldı vurgusu yaptı. Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor dedi ve termal gece görüş cihazları dahil 1000 civarında keşif gözetleme vasıtasıyla faaliyet gösterildiğini ifade etti ve şu vurguyu da yaptı. Bakan hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım vurgusu yaptı. İran sınırındaki fiziki güvenlik tedbirlerine de değindi Akar ve modüler duvar yapıyoruz dedi. Şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti ve 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın üst bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı vurgusu yaptı Bakan Akar. Ve bunun dışında terörle mücadele konusunda detay verdi. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan 14 terörist Gara Bölgesi'nde hava kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakkurt Bölgesi'nde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi bilgisini verdi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirilmiş olduğu bakan bunun detaylarını anlattı. Yasal dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı ve bununla ilgili de sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına yönelik iddialara da değindi Akar ve buna ilişkin de şöyle konuştu. Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde dedi. İlk hatta hudut birlikleri, kara kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var dedi ve dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik dedi. Ve sel bölgesindeki vatandaşların tahliyesi bu konuda da önemli açıklamaları vardı. Tahliyeye ilişkin olarak bakan Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından bölgede TSK'ya ait helikopterlerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı öncelikle. Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankıyla 3 sabit köprü aracı gönderildiğini ifade etti. Bunların yanı sıra Sinop Türk elinde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşların ve araçlarının tahliyesi için görevlendirilen 2 geminin de yola çıktığını ifade etti. Ve son bir detay daha aktaralım. Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu uçağının Rus ve Türk mürettebatının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi Akar ve taziye dileklerini iletti.